Hayvan sözü hayat sözüden alıngan. İkavu ham Arapça. Hayatı bar mahlukunu hayvan deyiladi. Bizde canuvar ham deyiladi. Yani canı bar degani. Hayatı bar narsa hayvan bo'ladigan bo'lsa deydi ulamolar, insan ham hayvan. Çünkü onu ham canı bar, onu ham hayatı bar. Lekin bizde insanın hayvan dese açığı çıkadı. Mani deydi paske uru yaptı, adamlık derecesinden çür yaptı. Demek türlük hayvanlarga oşet yaptı degen düşünce boladı. Şunun için insanın hayvan degen de natık sözünü koşup işletiledi. Natık hayvan, hayvan natık dese insan düşünüledi. Çünkü başka hayvanlardan, yani hayatı var canzatlardan farklı olarak insan nutuk kabiliyeti ege. Allah Teala bergen büyük bir nimet sıfatı da nutuk insanını başka hayvanlardan ajratıp duradigan amilga aylangan. Başka canzatlar, hayvanlar bilen insan ko'p jihatlardan müşterek. Bir qancha sohalarda bir-birlariga o'xshash sherik. Misol uchun ovqatga hojati borlikda. İnsanın ham qorni açadı, hayvanın ham qorni açadı. İnsan ham ko'radi, hayvan ham ko'radi. İnsan ham eshitadi, hayvan ham eshitadi. İnsanın ham qon aylanish demek silsilesi, sistemasi bor. Demek hayvonniki ham bor. İnsanın ham jinsga qiziqishi bor, hayvonda ham shu bor. Ana shuning ustidan u ham bola ko'paytiradi, bu ham bola ko'paytiradi. Demek ko'p narsalari bir-biriga o'xshash. Lekin o'xshamaydigan tarafı aynan inson nutq qilishidadir. Tili bilan gapirish xususiyati insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan omil hisoblanadi. Bas shundoq ekan, nutq qobiliyati nimaga bog'liq? Nutuk kabiliyeti akıl ve idrak kılışka bağlıq. Demek insan nutuk nimeti tüfeyli başka canzatlardan akılını işletiş ve idrak kılış kabiliyetini hem ziyade kılgen. Ana indi akıl, idrak, nutuk bilen insan bir nesillerini acret edigen buladı. Ana yakşını yamandan, yomonni yaxshidan, foydalini zararlidan, zararlini foydalidan ajratish qobiliyatiga ega bo'lib turib, unisini yoki bunisini tanlaydigan bo'lsa, bu endi insonning irodasi bo'ladi. Ko'zi bilan ko'rib, aqli ishlab, nutq qilib, mana u yaxshi deb tanlaydi, yo bu deb tanlaydi. Ana bu yerda insonda iroda ham ajrab chiqadi. Başka hayvanlarda mana şu hususiyetler yok. İnsan öz iradesi bilen yaxşı narsalarını tanlash ve qilish, yomon narsalarını irada qilish ve ularını ham amalga aşırış imkaniyetiga ega. Ana insan mana şu yerde mas'ul. Aklını işletip bir narsani ixtiyor qildi. Yaxşı narsani ixtiyor qilsa savob oladi. Yomon narsani ixtiyor qilsa jazo oladi va gunohga qoladi. Mana shu insonni hisob kitobiga olib boradigan narsa. Shu boisdan inson o'zining bu ishlaridan javobgar hisoblanadi. Shuning uchun inson aqlini peshlash, ixtiyorini yaxshi qilish borasida Allah Teala'nın yardımına muhtaç bo'ladi. Bu yardımını Allah Teala dini talimat orqali berib, insanın aklını peşleşke aytadi. Bu yaxşı, bu yomon. Bunu qilsang savob beraman, bunu qilsang jazoini beraman deb hamma narsasini aytib qo'yadi.
Ana endi inson o'shunga yursa, Allohni aytganini qilsa, yaxshi inson bo'ladi. Uni hamma tarafi, demak, mukofotga, darajatlarga, yaxshi bir holatlarga sazovor bo'ladi. Yomon bo'lsa, yomonligiga yarasha jazosini oladi, dozaxga tushadi. Inson o'z aqli, idroki, ixtiyori, nutqi bilan demak, kamolatga erishish imkoniga ega bo'ladi. Hali irodani yaxshi va yomon dedik. Endi kamolatga yetishish ham ikki xil bo'ladi. Ma'naviy jihatdan, amaliy jihatdan. Ma'naviy jihatdan kamolatga yetish turli ilmlarni egallash bilan bo'ladi. O'rganadi, yodlaydi, tatbiq qiladi, ilmni o'rganadi. Amaliy kamolat esa o'sha bilgan narsalarini o'zida mujassam qilib, xulqini go'zal qilish bilan bo'ladi. Bilgan ilmini muomalaga tashlab, bu dunyodagi barcha narsalar bilan bo'lgan muomalasini go'zal qilishga o'tgan inson amaliy, demak, kamolatga erishgan bo'ladi. Ilmi bo'lsa, juda ko'p kitoblarni yodlab olgan, katta-katta ilmiy kashfiyotlarni biladi, qilish qo'lidan keladi, lekin axloqi yo'q, uni odam o'rnida hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun xalqimizda gap borki, olim bo'lma, odam bo'l. Ilmlarni rosa o'rgangan, ximiyoviy reaksiyalarni yodlab olgan, fizikani oxirigacha yetib olganu, bitta odamga salom berishni bilmaydi. Besh chaqali xayr ehson qilish umuman xayoliga sig'maydi. Qanaqa qilib deydi, besh tiyinni birovga berishim kerak ekanman deydi. Birov beryapsa, mana uni qara, o'zi topgan pulini birovga beryapti, bu jinni bo'lgan deydi. O'zi alidaqa fan doktoridir yo qandaydir nimalarga erishgan. Lekin amaliy kamolatga erishmaganligi uchun, axloqi bo'lmaganligi uchun, diniy tarbiya olmaganligi uchun bunaqa narsalarni odam mutlaqo tushuna olmaydi.